Herkesin bir videodan sabahçılar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'ın önünüze gelmiş olduğunuz üzere One Man Squad bir şekilde Sukul bölgesinde Toki'lere doğru bir atış gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar ne haber, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Başlıktan da kapaktan da anlamış olduğunuz üzere piyasadaki en ucuz vay canına 60 FPS cihazı şu anda kanlı canlı bir şekilde test edeceğiz arkadaşlar. Cihazın genel özelliklerinden alınır mı alınmaz mı, nelere dikkat ederek bu cihazı almalıyız, fiyatına oranla performansı iyi mi, bu gibi konuları ele alacağız arkadaşlar. Hızlıca şöyle silah bulmak istiyorum abi. Toki'ye mutlaka atlayanlar olacaktır. Ben biraz erken indiğim için derken hemen arkadaşlarımız geldi. Hızlıca silah bulmak istiyorum abi, silah ver artık, silah ver. Ölmek istemiyorum. Bak sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Delilendim, yeter. Arkadaşlar bu arada cihaza tam anlamıyla alışamadım. Yani şunu söylemek istiyorum, ben sürekli 90 FPS ile oynadığım için biraz kötü oynayabilirim. Bu arada dostlar, bu videonun şerefine sizlerden tam tamına 1000 like istiyorum arkadaşlar. 1000 like geldiği zaman yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Ve bu arada halen de kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın. Gel kanka, artık gel. Hop. Abi vallahi kıl payı aldık ama güzel aldık, eline sağlık. Şunu demek istiyorum arkadaşlar, cihaz gerçekten piyasadaki en ucuz 60 FPS cihaz. Hani bunu dıhacı onaylı, dıhacı garantili sizlere gerçekten canı gönülden söyleyebiliyorum. Çünkü diğer piyasadaki aynı fiyattaki cihazlara baktığımız zaman kimileri 60 FPS vermiyor, kimileri 60 FPS değil bile arkadaşlar. Hani sabit 60 FPS vermeyenler var, bir de 60 FPS kilidi açık olmayan cihazlar var. Hatta bu cihazdan pahalı olup da 60 FPS vermeyen cihazlar da var. Hani bunları da belirtmek isterim. Abi ben onu nasıl bulamadım? Bak abi, jiroskopu tam anlamıyla kontrol edemiyorum. Orada biraz saçmaladım. Cihaza alışkın değilim. Ve şunun da etkisi var dostlarım. Ben sürekli 90 FPS oynadığım için 60 FPS biraz bana kasıyormuş gibi geliyor. Aranızda illaki 90 FPS oynayan arkadaşlar vardır. Onlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Hani 90 FPS oynayan birine getir 60 FPS bir cihaz ver, o 60 FPS sanki 30 FPS'miş gibi geliyor ona. Hani kasıyormuş gibi geliyor. Ama yine de alıştım arkadaşlar. Birkaç el girdim. Her ne kadar o girdiğim ellerde başarısız olsam da hani video çekmeye çalışıyordum. Fakat bugün güzel başladık. Sıcak başladık. Bugün dediğim bu el güzel başladık. Neyse abi, çok hızlı konuştum, çok saçmaladım. Şimdi yavaştan konuya girmek istiyorum. Hazır şöyle school tarafına giderken yavaştan cihazın özelliklerini vermek istiyorum arkadaşlar. Cihazın her zamanki olduğu gibi ekran kısmından başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu cihazımızın ekranı diğer telefonlara oranla ufacık minicik farklarla diğer cihazlara oranla ufak kalıyor arkadaşlar. Yani ufak kalıyor dediysem de öyle ufak değil cihaz. Gayet de güzel bir boyut var, ideal bir boyut var. Sen nereye gidiyorsun? Hop, seni yakalarlar böyle, arkana dikkat et. Arkadaşlar bu cihazımızın 6.43 inçlik bir boyutu bulunuyor ve bu cihazımızın ekran tazeleme oranı 60 Hz. Yani şöyle bir muhabbet olmayacak. Mesela Mi 10T'de 144 Hz bir ekran var. Fakat siz oyunu maksimum 90 oynayabiliyorsunuz. Ya bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen normal günlük hayatta 144 Hz'e gözün alışıyor. Oyuna girdiğin zaman 90 FPS alıyorsun. Yani 90 Hz alıyorsun. Fakat bu cihazı aldığın zaman günlük hayatta kullansan bile gözün 60 Hz'e alışkın olacağı için, oyunda da 60 FPS alacağın için gayet güzel performans çıkaracaksın abi. Oyunda var ya, canavar olacaksın. Hani kasıyormuş gibi geliyormuş muhabbetleri olmayacak. O yüzden gönlünüz rahat olsun abi. Hani 60 Hz diye modunuzu düşürmeyin. Yani zaten cihaz maksimum 60 FPS veriyor arkadaşlar. Ekran tazeleme oranından bahsetmiyorum bu arada. Hani 60 FPS veriyor derken donanım olarak da bahsediyorum. İşlemci bakımından da bahsediyorum arkadaşlar. Birazdan oraya geleceğiz. Kendisi 60 FPS veriyor. Fakat şunu videonun başındayken söylemek istiyorum. Bu cihaz sabit 60 FPS vermiyor arkadaşlar. Sabit 55 FPS veriyor. Arkadaşım var. Bir tane bot herhalde ya. Bu arkadaşı değil, aynen bot arkadaşlar. Şunu demek istiyorum, bu videoda sayaç açamadım arkadaşlar ama bir sonraki videoda isterseniz sayaç açabilirim. Bu cihaz 55 FPS sabit veriyor ve zaman zaman yerleri görüyoruz arkadaşlar. Hani aksiyonun bol olduğu kalabalık lokasyonlar olsun, kalabalık binalar olsun, hani cihazın renderı fazla alacağı yerlerde 45'e kadar düşüyor. Ama
Bu çok fazla oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Hani zaman zaman oluyor. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Ve sabit 55 FPS veriyor. Zaman zaman da sabit 60'a çıkıyor. Ama genel olarak hani 20 dakikalık maçın 15 dakikasını siz 55 FPS olarak oynuyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu da bildirmekte fayda var. Ha şunu da ekleyeyim. Ekstradan config'tir, GeForce'da olur. Bunlardan bu tarz uygulamalardan veya bu tarz yazılımlardan arkadaşlar kenar yumuşatmanızı sıfıra çekerseniz, yani kenar yumuşatmanızı düşünürseniz, çözünürlüğünüzü düşürürseniz sabit 60 FPS alabilirsiniz. Fakat bu ban sebebi olabiliyor arkadaşlar. Hani çok dikkatli olmanız lazım. Güvenilir yerlerden güvenilir yazılımlar kullanmanıza fayda var. Batarya kısmına gelmek istiyorum. Batarya kısmında bizleri güldürüyor arkadaşlar. Hani diğer cihazlardan pek bir fark olduğunu söyleyemem. Hani fiyatına oranla gayet güzel bir batarya kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. 5000 mAh'le geliyor kendisi ve kendisinde hızlı şarj desteği bulunuyor arkadaşlar. Yarım saat gibi bir sürede cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hani ha bu arada şunu da söyleyeyim. Diğer cihazlarda şarj girişi olduğundan mesela jack girişi olmuyordu diğer cihazlarda. Hop seni gördüm kanka. Seni kaçırmayacağım söyleyeyim. Ben şu tarafa gerçek o. Lan. Manyağa bak, gerçek bu arada. Abi yüreğime indi, dur. Dur. Dur, sana hazır değilim, seni alayım abi, seni çalarlar. Belki de arkadaşıydı ya. Olsun abi, ben kendimi garantiye alayım da başka bir şey istemiyorum. Mesela diğer tanıttığım cihazlarda, genelde yeni nesil veya pahalı cihazlarda tek bir giriş olur arkadaşlar, şarj girişi. Ve bu şarj girişine bizler dönüştürücü takarak kulaklık kullanıyorduk. Fakat bu telefonda o tarz bir muhabbet yok. Bu telefonda iki tane giriş bulunuyor. Hem şarj hem de jack giriş arkadaşlar. Yani rahatlıkla kulaklığınızı takıp şarj ederken de oyununuzu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Donanım kısmına gelmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada video çok seri oldu. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. MediaTek'in Helio G95 işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. MediaTek bu son zamanlarda gerçekten çok güzel işler çıkarıyor. Ve bu cihazın içerisindeki işlemci de fiyatına oranla, bakın fiyatına oranla gayet güzel işçilik çıkarıyor. Ve MediaTek'ler Snapdragon'lara oranla daha soğuk çalıştığını söyleyebilirim. Soğuk çalışmasının ne gibi faydası var? Arkadaşlar her videomda söylüyorum. Biliyorsunuz ki Snapdragon'lar her ne kadar çok performanslı olsa da ısındığı için arkadaşlar ne oluyor? Abi 20 dakikalık maçın 10 dakikasını 90 FPS oynuyorsun veya 60 FPS oynuyorsun. Geri kalanını soğutmak zorundasın, yoksa cihaz gerçekten çok büyük FPS kayıpları yaşıyor. Fakat MediaTek son zamanlarda gayet güzel işçilik çıkardığı için abi şunları abi güzelliğine bakar mısın ya, bayılıyorum. Vallahi taktik uyguladık, tertemizinden 2 tane kill aldık abi. Arkadaşları var mıdır bilmiyorum ama bu binada olmadıkları kesin abi. MediaTek işlemcisinden bahsediyorduk. MediaTek işlemciler artık eskisi gibi çalışmıyor arkadaşlar. Gayet güzel işçilikler çıkartıyorlar ve ilerleyen günlerde daha güzel işler çıkartacaklarına da inanıyorum. Ha şunu söylemek istiyorum. Bu cihazın içerisinde bulunan işlemci öyle ahım şahım bir işlemci değil. Hani onu söyleyeyim. Fiyatına oranla, bakın biz zaten her videomuzda, videonun altına da diyorum bu arada, hani fiyat performans cihazları yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz fiyat performans olanı... Hop. Temiz abi, gördün mü, bu kadar. Bu kadar basit abi, tertemizinden 3 kill hayırlı olsun. Şimdi bu cihazın fiyatına geleceğim, fakat fiyatına gelmeden önce tekrardan işlemciden söz etmek istiyorum. İşlemci fiyatına oranla gerçekten çok güçlü bir işlemci. Ve bu fiyat aralığındaki cihazlarda arkadaşlar 60 FPS kilidi %80 açık. Fakat bu cihazlar açık. Ha bazı cihazlar sürümden dolayı açık olmayabilir arkadaşlar. Sizler de config kullanarak veya cihazın sürümünü güncelleyerek rahatlıkla 60 FPS kilidini açabilirsiniz. Hani bunu söylemekte fayda var. Söylemeyi unutuyorum her videoda. Şu arkadaşlarla bir ilgilenelim. Ondan sonra fiyatı vereceğim. Hatta ben size fiyatı vereyim dostlarım. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu cihazın fiyatı tam tamına 4700 TL civarları arasında geziyor arkadaşlar. Hani 4700 olur, 4800 olur, 4500 olur. Artık satıcıdan satıcıya, yerden yere değişir dostlarım. Şöyle düşünün, dolar gerçekten arttı ve gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Ve bu cihazın fiyatı askeri ücretten çok ufak mevlalarla yüksek. Yani askeri ücrete yakın 60 FPS cihaz önceki yıllarda yoktu. Gerçekten hani askeri ücretin 2800 TL olduğu zamanlarda hiç
hiçbir şekilde 60 FPS cihaz alamazdınız. Fakat şu anda asgari ücrete kıyasladığımız zaman bir tane 60 FPS cihaz bulunuyor ve gerçekten güzel bir cihaz arkadaşlar. Hani en ucuz, piyasadaki en ucuz 60 FPS cihaz şu anda bu ve gayet de güzel bir şey çıkıyor. Sadece biraz ya gameplay'de bilmiyorum, bana biraz garip geliyor arkadaşlar, hani kasıyormuş gibi geliyor. O da gözümün 90 FPS alışkın olmasından kaynaklı. Bunlar araca binip gidecek var ya, ben şuraya bir molotof çekeyim abi. Bir saniye, buradan şu şekilde atarsam tam onların oraya düşer. Bunlar araca binip gidecek abi, bak yemedi. Adamlar 2 kişi oynayamıyor. Gerçekten 2 kişiler oynayamıyorlar. Ve bu bakın şu anda kayıtlı olmama rağmen kaç dakika oldu bilmiyorum ama 10 dakikayı aşmışız. Abi kaçtılar, gördün mü bak. Bak dur bekle, bak şimdi izle. Benden kaçar mı be? Benden kaçar mı be? Biraz kolsuzluk yapmış olabilirim dostlarım. O da cihazın jiroskopuna alışkın olmamamdan kaynaklı. Tamam. 4700, 4800, 4500 gibi bir bütçeniz bulunuyorsa ve güzel bir cihaz almak istiyorsanız böyle kesinlikle yere yatmayın arkadaşlar. Böyle bir cihaz almak istiyorsanız bu bütçede kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim arkadaşlar. Hani bu fiyata bu tarz özellikleri hiçbir yerde bulamazsınız. Hatta bu fiyata hiçbir şekilde 60 FPS cihaz bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere bu cihazı kesinlikle tavsiye ediyorum. Abo, ortalık karıştı. Çok fazla adam var. Buradan sağ çıkabilir miyiz? Bak cihaza da alışkın değilim. Heyecan yaparsam, kötü oynarsam kusura bakmayın dostlarım. Hop. Hop, bu yedi. Gel bakayım, gel bakayım. Nice abi. Çok tertemiz almadık mı? Tertemiz almadık mı? Bu fight'tan da hani bu cihazla gerçekten sağ çıktığıma inanamıyorum. Ya abi cihazlara alışık olmadığım halde gerçekten çok güzel, çok güzel fightlardan böyle sağ kurtuluyorum ya. Şans işte arkadaşlar. Vallahi sizi beklersem sabaha kadar beklerim, ben bekleyemem abi. Adamların çıkmaya niyeti yok. Şimdi diyeceksiniz üzerine niye rush atmıyorsun? Ya arkadaşlar zaten cihaza alışkın değilim. Yani rush atıp da kendimi riske atmak istemiyorum. Şöyle diğer tarafa doğru gideceğim, ses gelen diğer tarafa doğru. Aha. Dur abi, dur dur. Lan. Ya abi inemediğim dokunmatik mi bozuldu? Her neyse dostlar, bu videoda bu kartı. Aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açıp onu tüm yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.